Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 28 Ekim'de Türkiye saatine göre akşam 23:23'te 5 derece Boğa burcunda dolunayla birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Tutulmalar güçlü dolunaylardır ve etkilerini sadece bu ay için değil, önümüzdeki birkaç ayda da gösterebilir. Evet, Boğa burcundaki bu tutulma ülkemiz için ve dünya için çok güçlü enerjiler ortaya çıkarabilir. Öncelikle sabit burçlarımızı daha fazla etkileyecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Son 1,5 yıldır biliyorsunuz, 2 yıldır, yani 2021'in Ekim ayından bu yana Boğa Akrep aksında 6 ayda bir tutulmalar yaşıyoruz. Şimdi bu Boğa burcundaki tutulma bu akstaki tutulmaları tamamlayacak, sonlandıracak ve son 1,5-2 yıldır yaşamanızda olan konular, gündemde olan temalarda bir şekilde aslında sonuç verecek. Çünkü dolunay ve ay tutulması sonuçlanmalar, tamamlanmalar ve güçlü dönüşümlerle ilgilidir. Evet, öncelikle sabit burçlarımız etkileniyor. Bunlar hangileri, hatırlayalım? Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz olabilir veya tutulma derecesi olan 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz olabilir. Eğer bulunuyorsa siz de bu tutulmadan önemli etkiler alabilirsiniz. Orb aralığını 0-10 derece arası, hatta 15 derece arası alabiliriz. Çünkü Akrep ve Boğa aksında gezegenlerin çok fazla burada yığıldığını görüyoruz. Bir gruplaşma var ve 15 derece aralığına kadar da etkisi söz konusu olabilir. Evet, tutulma İstanbul'a göre baktığımızda yükseleninde 28 derece yengeç var. Ancak Ankara ve Ankara'nın doğusuna göre baktığımızda yükselende aslan var. Yani Ankara üzerinde biraz daha sabit enerjinin yoğunlaştığı bir tutulma bu. Yükselen aslan olduğu için yönetim, liderlik gibi konular daha çok öne çıkıyor. İstanbul ve daha Ankara'nın batısındaki bölgelerde yengeç burcu yükseliyor ki bu güvenlik, aile, beslenme, bakım, temel ihtiyaçlar gibi biraz daha duygusal olarak bizi etkileyebilecek konularla alakalı olabilir. 4 ve 10 aksında tutulma Boğa burcu haritanın 10. evinde yerleşiyor. Jüpiter'le birleşiyor tutulma derecesi. Tam karşısında Akrep burcundaysa Güneş'in yanı sıra Merkür ve Mars var. Dolayısıyla karşıt aksın çok özellikle işte Mars Jüpiter karşıtlığı, Merkür Jüpiter karşıtlığı burada tam partil bir şekilde karşımıza görünüyor. Bu da enerjiyi çok yoğunlaştıran, daha fazla üzerimizde bireysel olarak etkiler verebilecek bir enerji olduğunu bize gösteriyor. Yönetici gezegen Venüs tutulma yöneticisi, o da Başak burcunda yerleşmiş durumda. Jüpiter'le güzel bir açı içerisinde. Zaten Jüpiter'in burada Ay ile birleşmesi iyicil ve bereketli etkiler de getiriyor. Her ne kadar tabii ki dolunay olduğu için bir gerginlik, bir stres, bir çatışma var. Ama iyicil ve yapıcı etkilerin olduğunu da burada söyleyebiliriz. Evet, ülkemiz için de çok önemli bir tutulma. Niçin? Çünkü ülkemiz bir akrep ülkesi ve güneşi 5 derece akrep. Yani 5 derece boğa burcundaki bu ay tutulması tam olarak, derece olarak ülkemizin güneşiyle temas içerisinde ve ülkemizin haritasının da 11. evinde. Bu da biraz daha tabii ki ülkemizi, halkı etkileyecek, ülkemizin kamuoyundaki duruşunu etkileyecek, gündemleri hızlandıracak gibi görünüyor ve tabii ki güneş etkilendiği için lider ve yöneticilerle ilgili konular çok önemli hale gelebilir. Buralarda belki bazı önemli dönüşümlerin olması mümkün. Bu tutulma 11. evimizi, yani ülkemizin haritasının 11. evini etkilemesi, Jüpiter'le de birleşmesi daha çok ülkeler arası ilişkilerde bazı birlikte yapılabilecek faaliyetleri, bazı anlaşmaları ve ülkenin belki yasal süreçleriyle ilgili verilecek kararlar, meclis ve hükümetle de ilgili olabilecek buradaki yapılandırmaları da hızlandırabilecek, bu gündemleri çok fazla özellikle Ekim ve Kasım gündemine taşıyabilecek temaları da içeriyor. Boğa burcundaki ay tutulması 146 nolu Saros ailesine ait.
Bu Saros ailesindeki tutulma en son 17 Ekim 2005 yılında meydana gelmiş. Biliyorsunuz aynı aileye ait tutulmalar 18 yılda bir tekrarlar. Aynı burçta olmayabilir ama enerjisel olarak bir bağlantısı vardır. Aynı zodyak derecesinde 5 derece boğada yaşanan ay tutulmasında 2004 yılında yaşadık. Dolayısıyla tabii ki şöyle bir 18-19 yıl geriye gidip 2004 yılı, 2005 yılı yaşamamızda nasıl durumlar var, hangi konularla uğraşıyorduk, onları da bir gözden geçirmekte fayda var. Bu aileye ait ilk tutulma, Saros ailelerinin bir başlangıçlı bir de bitişleri vardır. Mesela 1843 yılında başlamış bu ay tutulmasının ilk başlangıcı. O dönemde işte 1843 yılında dünya üzerinde nasıl gelişmeler olmuş, yani tutulma tesirleri nasıl hayata geçmiş, onları da tabii ki inceleyebiliriz. Çünkü astroloji gerçekten tarihle, istatistikle çok eş zamanlı çalışır. Bunlar bize fayda sağlayabilir. Örneğin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir askeri düzenleme yapılmış. Anadolu ordusu kurulmuş. 5-6 cephede ayrı Anadolu ordusunun kurulduğu bir dönem. Yunanistan'da mali iflas var ve Yunan ordusu tarafından bir önemli bir darbe yapılmış. Bunlar hep tutulmayla eş zamanlı dünya üzerinde meydana gelen etkiler. Bir önceki Boğa burcu tutulma döneminde 2004 yılına baktığımızdaysa bu tutulmaya hemen yakın birkaç gün yakınlarında mesela Filistin lideri Yasser Arafat'ın vefatı söz konusu. Aynı zamanda bu tutulmayı takip eden süreçte Aralık ayında da Sumatra'da biliyorsunuz çok büyük bir deprem meydana geldi. Bunlar da o döngülerle ilgili bazı ipuçları verebilir bize. Şimdi sadece tutulmanın olduğu anı etkilemiyor diyoruz. Biraz daha zamana yayılıyor ve özellikle transit gezegenlerinin tetik yaptığı zamanlarda tutulma enerjileri hayatımıza sirayet edebilir. Tutulma haftasında da bunları çok güçlü görebiliriz. Çünkü ay tutulmaları biraz daha gerçekten kendini çok güçlü ve hızlı hissettirebilir. Bununla birlikte mesela 9 Aralık, 10 Aralık önemli. Çünkü Venüs tetikleyecek tutulma derecesini. 17 Aralık'tan itibaren Jüpiter Boğa burcunda tutulma derecesinde artık retrosunu tamamlamak üzere durağanlaşacak. Ve Aralık'ın son günlerine kadar, hatta Ocağın ilk haftasında da tutulma derecelerinde uzun bir süre hareket ediyor. 5 derece Boğa'da. Yani bu da tam tutulma derecesini tetikliyor. Demek ki 17 Aralık ve sonrasında da yaklaşık 3 hafta, 4 hafta bir Jüpiter tetiklemesi var. Yine tutulma aksında bunlar da önemli görünüyor. Takip etmemiz gerekecek. Şimdi Boğa Akrep daha çok para, sahip olduğumuz kaynaklar, ekonomi, finans, mal varlıklarımız, beslenme, gıda, yeme içme gibi konular, güvenlikle ilgili konularla alakalıdır. Doğa, toprak, tarımla da alakalıdır, üretimle alakalıdır. Boğa sahip olduğumuz kaynaklar, karşıt aksı da Akrep, paylaştığımız kaynaklarla ilgilidir. Benim ve bizim arasında böyle bir çekişmenin olabileceği bir süreç aslında. Mars'ın ve Merkür'ün Akrep'te olması, Jüpiter'le tam karşıtlıkta olması, Jüpiter'in büyütücü ve abartıcı etkisini burada göze ardı etmeyelim. Çünkü Mars-Jüpiter karşıtlığı aşırı bir enerji ortaya çıkarabilir ama kontrolsüz bir enerji olabilir. İşte çok dürtüsel davranılabilir, çok açgözlü davranılabilir, iştah artışı olabilir bu dönemde, ona dikkat edelim. Tepkilerimiz çok dürtüsel olabilir. Merkür'ün de Akrep'te olması biraz böyle düşüncelerimizin de aslında çok belirli bir noktaya sabit bir şekilde odaklanabileceğini, fanatik eğilimlerin olabileceğini gösteriyor. Tartışmalara açık olabilir, kazalara açık olabilir. Lütfen dolunay yakınlarında, tutulma yakınlarında özellikle bu konulara dikkat edelim. Ekonomiye, finansa dikkat edelim. Yatırımlarla ilgili konular ve ekonomi piyasalarında bazı abartılı durumlar, spekülatif hareketler olabilir. Ve Şubat 25 Ocağı da özellikle dikkat edelim. Çünkü 25 Ocak'ta biliyorsunuz tutulma önümüzdeki süreçlerde de devam edecek etkileri. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan burcunda bir ay tutulması var. Yine tutulma aksını etkiliyor ve burada yine ekonomiyle ilgili ve ülkemizle ilgili gerek yönetim ve liderlik konuları olsun, ülkemizin genel kamuoyundaki duruşu olsun ve tabii ki ekonomik alanlardaki bazı yapılar olsun, buralarda önemli etkilerin olabileceği bir dolunay 25 Ocak'ta yaşayacağız Aslan burcunda.
Evet, şimdi burada para konuları, ekonomik konulara dikkat edecek, kendi sahip olduğumuz kaynakları doğru değerlendirmemiz, spekülatif hareketlerde bulunmamamız gerekiyor. Biraz içinde bulunduğumuz şartlarda dolunayın doğal etkisiyle önemli farkındalıklar, dönüşümler olabilir, bazı kopuşlar, ayrılışlar olabilir. Bunlar ilişkiler, parasal paylaşımlar, işte miras, nafaka, sigorta gibi konular bunlarla bağlantılı da olabilir. Bu parasal paylaşımlar ve ekonomiye borç alacak konuları, tüm buralarda vergi ve yapılandırma konuları, özellikle bireysel ve toplumsal alanlarda çok daha fazla dikkat çekebilir. Evet, sağlık konularında hassas olabilir dolunay ve tutulma dönemleri. Özellikle hormonal sisteme dikkat etmek gerekiyor. Cinsel bölgelerle ilgili sağlık sorunları, tiroid hormonları ile ilgili dengesizlikler olabilir. Özellikle boğaz bölgesi ile ilgili sıkıntılar, boyun ve omuzlarda olabilecek bazı sinirsel gerilimler veya işte boyun fıtıkları gibi bazı problemler, böbrekler özellikle yine dikkat edilmesi gereken bedensel organlar olarak dikkat çekiyor. Dolunay ve tutulma dönemlerinde bu bölgelerdeki herhangi bir operasyon çok tavsiye edilmez. Yani mümkünse ameliyatlardan, operasyonlardan, özellikle tutulma haftasında uzak durmakta fayda var. Şimdi yükselen burçlarınıza göre tutulma tesirlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, boğa burcundaki ay tutulması ikinci evinizde, para evinizde meydana gelecek. Jüpiter'le birleşiyor olması aslında kısmetli, verimli, iyicil bir etki oluşturuyor. Son 1,5 yıldır, 2 yıldır para konuları, finans konuları, kazançlar, gelirleriniz, giderleriniz ve buradaki bazı yapılandırmalar önemli hale geldi. Şimdi bu boğa tutulması buradaki son tutulma olacak. Dolayısıyla biraz da hani para konuları, kazançlarınızla ilgili konularda önemli bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. 8. evinizde de çok sayıda gezegen olması, yönetici gezegeninizin de akrepte olması, borç alacak konuları, kazançlar, giderler, eşinizin kaynakları, eşinizden gelebilecek gelirler, belki miras, nafaka gibi bazı paylaşımlar, tazminattır, primdir, emekliliktir, vergidir. Yani bu tarz yine parayla ilgili iş ve düzenlemeleri çok önemli hale getiriyor. Bir süredir gündemde olan konular sonuçlanabilir. Bu tutulma haftası ve takip eden 1-2 aylık süreç içerisinde sonuç alabilirsiniz. Buralarda bazı tabii ki hızlı, hani gizli olup da bilmediğiniz gündemler de söz konusu olabilir. Birçoklarınız için bir iş imkanı, Venüs de Başak'ta çünkü, bir işe girme, çalışma ve para kazanma imkanı çıkabilir. Bununla birlikte mal varlıklarınız, kazançlarınız, bunları nasıl kullanıyorsunuz, nasıl yatırım yapıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, bunlarla da ilgili önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Eşinizin kazançları ve gelir giderleriyle de ilgili tabii ki sizi etkileyebilecek önemli durumlar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir, önemli hale gelebilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, evet, sizin için tabii ki önemli bir tutulma ve bu son 1,5-2 yıldır zaten yaşadığınız tutulma döngülerini de tamamlıyor. Hayatınızda değişimler oldu belki, yeni başlangıçlar oldu. Bu tutulma biraz tansiyonu yüksek bir tutulma, yani gergin ve stresli olabilirsiniz tutulma haftasında. Kendinizi çok yormayın, kendinize çok yüklenmeyin, şartları çok zorlamayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alacaksınız. Yani 0-15 derece aralarına kadar bunu alabiliriz. Yani ilk dekanda doğan boğalar için çok daha güçlü bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Karşıt burcunuzda da bir gezegen gruplaşması var. Bu da tabii ki ilişki dinamiklerini çok hızlandırıyor hayatınızda. Eşinizle, partnerinizle herhangi bir konuyu tartışmanız, bir şeyi karar vermeye çalışmanız ya da böyle bir ilişki dinamiğinde bir dönüşüm noktasında olmanız mümkün. İşbirlikleri, ortaklıklar, yasal anlaşmalarınız, yakın arkadaşlıklar veya hani bir dava, bir mahkeme konusu da olabilir hayatınızda. Bu da bir
karşıt aksı çalıştırır çünkü. Rekabet içerikli bir konunuz olabilir. Biraz hani enerjinin burada çok yoğunlaşması, çatışmaların çok olması mümkün. Jüpiter burcunuzda olduğu için doğal olarak size biraz daha avantaj ve yarar getiriyor. Üstelik Jüpiter yönetici gezegeniniz Venüs'e güzel bir açıda, Venüs Başak burcunda. Hani eliniz daha kuvvetli, daha şanslı olabilirsiniz ama karşınızdaki kişilerin de çok yıpratıcı olması, size karşı çok fazla böyle bir talepkar davranışlarınızın olması mümkün. Bazı ilişkilerinizde önemli kararlar alabilirsiniz artık. Bazı teklifleri değerlendirebilirsiniz ya da çocuklarla ilgili eşinizle birlikte belki hayatınızda işte parasal durumunuz, yapacağınız yatırımlar, çocuklarla ilgili verilecek kararlarınız olabilir. Buralarda da sizin için çok etkili olabilecek önemli bir tutulma sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 12. evinizde meydana gelecek. Bu ne demek? Bu alan biraz daha geri planda duran, çok gözlenmeyen, fark edilmeyen konularla da alakalı. Ama dolunay ve tutulma tabii ki çok güçlü etkiler getiriyor. Önemli farkındalıklarınız olabilir. Gizli bir şeyler açığa çıkabilir, bilmediğiniz konuları öğrenebilirsiniz. Manevi anlamda derinleşme, ruhsal aydınlanmalar, ilahi rehberlikler Jüpiter etkisiyle karşınıza çıkabilir. Aslında şifa getiren bir tutulma olduğunu söyleyebilirim sizin adınıza. Tabii ki tüm ikizler aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? O zaman daha güçlü etkiler alacaksınız. İş konuları, günlük hayatınızın rutinleri, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, düzeniniz, bağımlılıklarınız, tüm buralarda belki bazı kararlar verebilirsiniz. Artık yaşamınızda bitmesi gereken, tamamlanması gereken, size hizmet etmeyen her türlü konuyu hayatınızdan çıkarabilir, bir sadeleşebilirsiniz. Tabii ki bu size bir iyileşme, bir şifa getirecek. Bağımlılıkları bırakabilirsiniz. Bu bir iş de olabilir, bir ilişki de olabilir. Tüm bunlarla birlikte hayatınızda gerçekten önemli bir maddi, manevi, ruhsal ve zihinsel önemli bir aydınlanma olması mümkün. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Umutlarınız, beklentileriniz ve varsa bazı hayallerinizin artık olgunlaştığı, sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Bir süredir uğraştığınız, çalıştığınız bir iş tamamlanabilir, bir projenin sonuçlarını alabilirsiniz. Bu size maddi manevi ödüller de getirebilir, başarı ve ünvan da getirebilir. Dış dünyada fark edilmeniz, kalabalıklar tarafından fark edilmeniz mümkün. Aslında maddi manevi şanslarla karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Jüpiter'in çok önemli bir etkisi var. 5-11 aksındaki bu tutulma sosyal hayatınızda bir canlanma getirebilir. Enerjinizi kişisel yaratıcılığınıza, işte sanatsal konulara, hobilerinize, sosyal ilişkilere, aşk konularına, çocuklara bu dönemde daha fazla yönlendirebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sabit burçların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin de tabii ki bu tutulmada alacağınız etkiler artacaktır. Çok daha güçlü olacaktır. Bu tutulma belki geleceğe dair yeni hedefler belirlemenizi de sağlayabilir. Önemli tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Yaşamınıza çıkabilecek, karşınıza çıkacak kişiler, yeni tanışmalar olabileceği gibi bazı arkadaşlıkları, bazı ilişkileri bitirebilirsiniz de. Çünkü bu bir tutulma ve tamamlanmalar da getiriyor hayatınızda. Yani bir grup ilişkisinden bitirebilirsiniz. Belki bir dernek üyeliğini bitirebilirsiniz. Yani böyle bir tamamlanma, bir dönüşüm söz konusu da olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, evet, boğa burcundaki ay tutulması 10. evinizde olacak. Bu ne demek? Sizin için kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecekle ilgili planlarınızda önemli olacak bir tutulma. Sabit burçlar zaten birinci planda daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha kadersel etkiler söz konusu olabilir. 1,5-2 yıldır aslında kariyeriniz, belki ilişkileriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, yani buralarda önemli dönüşümlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Gündemde kalan, uğraştığınız konular netleşebilir artık. Yani bir işe girme, bir meslek edinme, belki bir yer değişimi, işten ayrılma, kendi işinizi kurma, evlenme, boşanma, ev alma, taşınma.
ailevi konularda, bakın yani aslında çok geniş kapsamlı ama bunlar hayatımızın genel yapılarıyla alakalıdır. En önemli konularıdır. Tüm bu alanlarda çok güçlü etkiler getirebilir bu tutulma size. Ebeveynlerinizle ilgili konular da önemli olabilir. Anne baba sağlıkları, onların düzenleri ve onlarla ilişkilerinizle ilgili konularda da önemli olabilecek bir tutulma. Venüs'ün Başak Burcu'nda olması, Jüpiter'de olumlu bir etkide olması, iş, kariyer ve parasal kazançlar, mesleki durumunuz, gelecekle ilgili atacağınız adımlar ve yapılandırmalarla ilgili de sizin için şu dönemde destekleyici olabilir. Çünkü Jüpiter kariyer evinizde bu tutulmayla birleşiyor. Kariyer konularında, iş konularında daha fazla şans, daha fazla büyüme imkanı, daha fazla da kısmet getiriyor. Biraz aile konularında sıkıntılarınız, sizi zorlayan konular, mücadeleleriniz olabilir. Çatışmalarınız da olabilir. Bunları dengelemek gerekiyor. Tutulma enerjileri, evet, bizi strese sokabilir doğal olarak. Hayatımızda ikilemler hissedebiliriz, gerilimler olabilir. Hani buralarda mümkün olduğunca iç huzurumuzu sağlayarak daha dengeli, daha uyumlu, daha kabullenişle hareket etmemiz gerekiyor sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, boğa burcundaki ay tutulması sizin için keyifli bir alanda 9. evinizde meydana gelecek. Burası hayattan beklentileriniz, inançlarınız, düşüncelerinizle alakalı ve tabii ki her anlamda sizi hayatınıza gelecek büyümeler, gelişimlerle alakalı. Jüpiter'den de çok güzel bir açı alıyorsunuz ve tutulma yöneticisi Venüs de Başak Burcu'nda tutulma sırasında ve Venüs Jüpiter üçgeni de bu tutulmada aktif. Dolayısıyla aslında sizin için keyifli ve şanslı bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Akademik konularda güçlü etkiler var. Belki uğraştığınız bazı işlerin, yani akademik uğraşlarınızın artık sonuç vermesi, bir yoluna girmesi mümkün görünüyor. Bununla birlikte yurt dışı konuları, uluslararası alanlardaki beklentileriniz söz konusu. Güzel seyahatler getirebilir bu tutulma size. İşle de ilgili olabilir, eğitimle de ilgili olabilir ya da yurt dışı bağlantılı işler, görüşmeler olabilir. Medya, yayıncılıkla ilgili işleriniz olabilir. Hukuksal bir süreciniz varsa ve belki 1,5-2 yıldır uğraşıyorsanız artık burada bir sonuç almanız, bunun tamamlanması da mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında güneşiniz varsa zaten çok güzel bir üçgen açı alacaksınız. Olumlu bir etki olacaktır, artacaktır olumlu etkiler. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa yine tutulmanın hayatınıza tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Önemli olacaktır sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 8. evinizi aydınlatıyor. Bu ne demek? Sizin için gerçekten önemli bir dönem. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde zaten sizin burcunuzda da bir tutulma yaşadık, biliyorsunuz. Güneş tutulması yaşadık. Bununla beraber ve son 2 yıldır hani 8. evinizi, 2. evinizi etkileyen tutulmalar, boğa akrep tutulmaları da artık tamamlanacak 28 Ekim'deki bu tutulmayla beraber. Dolayısıyla ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, finans konuları, para konuları ve özellikle finansal paylaşımlar alanında başkalarından gelecek kaynaklarınız, eşinizin kazançları, herhangi bir miras, bir tazminat, prim, sigorta, emeklilik gibi konu, kredi gibi bir konu. Buralarda bazı yapılandırmaların olması, bazı şeylerin netleşmesi, belki tamamlanması mümkün görünüyor. Jüpiter'in burada olumlu bir etkide olması kazançlar anlamında sizi destekliyor. Yani eşinizin kazançlarında artış olabilir, ortaklardan gelir olabilir, herhangi bir şekilde çalışmadan gelebilecek kaynaklarınızda bazı artışlar, ekstra fırsatlar olabilir. Merkür'ün ve Mars'ın ikinci evinizde olması para konularında çok aktif bir dönemde olduğunuzu, hızlı bir çalışma içerisinde olduğunuzu gösteriyor ama harcamalar da artabilir. Bu dönemde para girişleri, para çıkışları çok hızlı görünüyor. Parayla ilgili daha fazla bir mücadeleniz var. Ama sonuçta gerçekten hani parasal kaynaklarınızda bir rahatlama olabilir. Yaptığınız yatırımların önemli geri dönüşleri de olabilir. Borç alacak konularına daha güvenli adımlarla yaklaşalım. Hani bir kredi konunuz varsa, bir kredi almak istiyorsunuz ya da bir krediyi ödemek istiyorsunuz. Emeklilik gibi bir konu, sigorta gibi, miras gibi, nafaka gibi bir konu. Hani bunlarla ilgili alanlarda da bu tutulma içinde bulunduğunuz şartları netleştirirken sonuç almanızı da kolaylaştırabilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda
Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gibi burçlarda 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sizin için de tabii ki çok önemli bir tutulma. Bu tutulma karşıt burcunuzda olacak. İlişkilerle ilgili alanda önemli dönüşümlerle karşılaşabileceğiniz bir dönem. Son 2 yıldır zaten akrep boğa tutulmaları yaşamınızda belki önemli etkiler getirdi. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verdiniz. Evlilikler oldu, ayrılıklar oldu, işbirlikleriyle ilgili hızlı gündemleriniz oldu. Bu tutulma artık bir tamamlanmayı, bir sonuçlanmayı gösteriyor. Süreçte olan belki uğraştığınız konular netleşebilir ilişkilerle ilgili. Merkür ve Mars burcunuzda enerjiniz güçlü, mücadeleci bir dönemdesiniz. Bazen çok sert konuşabilirsiniz, kavgacı ve tartışmacı olabilirsiniz. Jüpiter etkisiyle çok enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Size tavsiyem lütfen dürtüsel davranmayın. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Burada daha sakin, daha kabulleniş içerisinde olmak lazım. Yeni fırsatlar çıkabilir ilişkilerinizle ilgili veya bir ilişki, bir işbirliği, bir ortaklık, bir anlaşma ya da bir dava, bir rekabet içerikli bir konunuz varsa hayatınızda. Buralarda bunları çözmek için önemli adımlar atmanız, bazı fırsatlarla karşılaşmanızda mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa, hatta 5-15 derece arasını alabiliriz bunu, yani 0-15 derece arasını. Bu tutulma sizin için çok etkili olabilir, çok önemli olabilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. Mars, Merkür burcunuzda tutulma biraz tabii ki doğal olarak sağlık konularını etkileyebilir. Enfeksiyonlara açık olabilirsiniz. Böbrekler, bel bölgesi, genel hormonal sisteminiz, özellikle cinsel bölgeler daha hassas olabilir. Özellikle sağlık konularında da kendinize dikkat etmekte fayda var sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Bu ne demek? Günlük hayatınızın düzeni, mesleki konular, iş konuları, çalışmalarınız, emek harcadığınız konular, tabii ki genel sağlığınız tutulma etkileri altında. Evcil hayvanlarınız da önemli görünüyor bu tutulma döneminde. Son 1,5-2 yıldır belki sağlık konuları, iş konuları, mesleki gelişimle ilgili konular sizin için önemliydi. Bu tutulma artık bu aksı bir tamamlayacak. Burada bir sonuç almamızı sağlayacak. Jüpiter etkisi iyileşmeler, şifalar getirebilir hayatınıza. İşte spora başlayabilirsiniz. Bu tutulmayla beraber beslenme programınızda değişimler olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Sizin için doğru olmayan bir işteyseniz işi de değiştirebilirsiniz. Ya da çalışma koşullarınız iyileşebilir. Yardıma ihtiyacınız varsa yardımcı alabilirsiniz hayatınıza. Sağlık konularında bir sağlık sorununuz varsa bunu keşfetmeniz ve çözüm yolları bulmanız mümkün görünüyor. Doğru kişileri bulmanız, doğru tedavi yolları bulmanız mümkün. Eğer sorunlar yaşıyorsanız şimdiye kadar, artık bu tutulma bazı bilinmeyen detayları ortaya çıkarırken, gizli konuları açığa çıkarırken, daha doğru kişileri, doğru bilgileri, doğru uygulamaları karşınıza da çıkarabilir. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz ya da evcil hayvanınız varsa belki onunla ilgili konulara da biraz daha fazla gündem getirebilir. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir. Evet, evcil hayvanlarınızla da ilgili olabilir bunlar. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu tutulmanın sizin için çok daha güçlü etkiler getireceğini, önemli olacağını söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, boğa burcundaki ay tutulması şanslı bir evinizde, 5. evinizde olacak. Üstelik Jüpiter'le de birleşiyor. Bu tutulma size aslında neşe, keyif getirebilecek önemli hızlı gelişmelere de açığa çıkarabilir. Bu sizin kişisel yaratıcılığınız, işte size keyif veren uğraşlarınız, hobiler, sanatsal çalışmalarınız, çocuklarla ilgili konular ve aşk hayatınızla ilgili konular olabilir. Son 1,5-2 yıldır zaten bu alandaki tutulmalar önemli gelişmeler getirdi karşınıza. Önemli adımlar atmış olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak gibi belki. Evet, bu tutulma bir çocuk getirebilir size. Hamilelik, doğum olabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili gelişmeler olabilir. Eğitim hayatları,
onların yaşamındaki gelişmeler olabilir ve parasal konularda şanslarla karşılaşabilirsiniz. Yatırımlar, finans konuları, yani kaynaklarınızı büyütmek veya bazı yeteneklerinizi değerlendirip paraya dönüştürmek ve benzeri etkileriniz olabilir. Sosyal hayatınızın hareketli olduğu bir dönem. Biraz ilişkilerde böyle çekişmeler olabilir, rekabet içerikli konular olabilir. Aşk hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde belki bazı dönüşümler olabilir. İşte grup çalışmaları, ekip çalışmalarında çok aktif olduğunuz bir dönemdesiniz. Her türlü ekip çalışmasından daha fazla fayda görebilirsiniz bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tutulmanın tesirlerinin çok daha güçlü ve önemli olacağını söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, siz de boğa burcundaki tutulmada en fazla güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Sabit bir burçsunuz çünkü ve boğa burcundaki ay tutulması 4. evinizde meydana gelecek. Bu ne demek? Özel yaşamınız, aileniz, yuvanız, ebeveynler, evlilik, yuva konuları, kariyer konuları, buralarda çok önemli etkiler alabilirsiniz. Daha kişisel olarak, yani daha hayatınızın düzeniyle ilgili alanlarda önemli dönüşümler olabilir. Son 1,5-2 yıldır zaten bu aks çalışıyor biliyorsunuz, tutulma aksı olduğu için. Şimdi böyle belki son 2 yıldır uğraştığınız bir şeyler tamamlanacak, sonuç alacaksınız. Bu bir taşınma olabilir, yer değişme olabilir, evlenme olabilir, yuva kurmak olabilir. Emlak almak, satmak, gayrimenkulle ilgili konular olabilir veya ailevi konular, ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Ama tabii ki boşanmalar, ayrılıklar da olabilir, taşınmalar olabilir. Bunların her biri bizim kariyerimizle, medeni durumumuzla alakalı da olabilir. Yuva temaları, yani özel yaşamımızla çok bağlantılı çalışabilecek bir tutulma bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 5 derece ve yakınlarındaysa tabii ki tutulma sizin için çok daha güçlü çalışacaktır. 0-15 derece arasındaki gezegenleri tutulma etkisinde alabiliriz. Birçok gezegenin de akrep burcunda olması şu anda toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz buralarda yoğun bir çaba içerisinde olduğunuzu gösteriyor. İşte bu yoğun çabanız, girişimlerinizle birlikte belki bir işte olabilecek bir dönüşüm, kariyerdeki bazı kararlar doğal olarak yani ev yuva alanlarınızdaki düzeniniz de etkileyebilir. Hani mesleki bir tercih, bir işe başlama, tayin olma, yer değişimi gibi konularla beraber hani bir düzen değişimi hayatınıza gelebilir. Aynı zamanda statü konuları evlilikle de ilgilidir. Evlenmek, belki ayrılmak, hani bunlar da düzeninizde, toplumdaki statünüzde önemli bazı değişimler, yeni yapılandırmalar getirebilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Sizin için aslında dost bir burç olduğu için çok zorlayıcı bir tutulma değil. Tabii ki zihinsel anlamda önemli farkındalıklarınız olabilir, ilginç fikirlerin olabileceği, hızlı haberler duyabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilgili konularda. Yani bunlar sizin akrabalarınız, kardeşleriniz olabilir, eşinizin yakınları olabilir, komşularınız olabilir. Yani hızlı gelişmeleri daha çok yakın çevrenizde şahit olabilirsiniz. Dolayısıyla kardeşlerinizle ilgili bazı beklentileriniz varsa bunlar tamamlanabilir. Bazı hukuksal işleriniz, davalarınız varsa ki bunlar aile ve kardeşlerle bağlantılı da olabilir. Evet, ay tutulması bunlarla ilgili bir alanda bir dönüşüm, bir tamamlanma getirebilir. Belki bir araç alacaksınız, otomobil almak gibi bir konunuz olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz ya da süreçte olan bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. İş konularında, mesleki konularda bazı anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir ve seyahat edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yani bu dönemde daha fazla seyahat etme fırsatıyla da karşılaşabilirsiniz sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep, boğa burçlarının 0-15 derece arasında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tutulma aksı daha fazla tetikleyecektir. O zaman bu bahsettiğim etkiler hayatınızda çok daha güçlü çalışabilir sevgili balıklar.